Ben çok farklı bir iş yapmıyorum ama ben çok farklı bir yerdeyim. Yeterince para kazanmıyorsan ben sana pahalı gelirim. Dünyanın neresinde kaç tane Messi var, Ronaldo var? Birer tane var. Schumacher'den bir tane var. Onlardan 10'ar tane olsaydı bir anlam olur muydu? Ben ağladığım geceleri de bilirim. Aç kalıp uğraştığım zamanları da bilirim. Yollara düştüğüm zamanları da bilirim. 8 liraya araba yıkayan Mustafa Baranlı 2 milyon araba teslim ediyor. İşte hayat böyle. Buralarda araçlar yıkardık. Ostim'in 40. sokağı benim için ilklerdir. Çünkü 2002'den sonra ilk buraya taşındık. Burada araba yıkamaya başlayıp burada hayata devam ettik. Yaklaşık 3-4 sene burada durduk. Hava soğuk, sular donardı. Komşudan giderdik, su alırdık. İçeri buz gibiydi. İlk burada başladım. Yan komşunun arabasını yıkadık. Sonrasında işte uzay çağı 1253 numara 11 Ostim. YMG garajın bize kattığı hatıraların, arkadaşlıkların, dostlukların, dost sandıklarımızın, yanımızda çalışanların, kazık attıkları arkadaşlarımızla beraber büyürken bu hayatta işte bütün her şey burada. Bütün her şey burada arkadaşlar. Hatıralar. Mustafa Baranlı ben. 29.08.1980 Kırşehir Kaman doğumlu. 1987'de Kaman'da araba yayları var ya böyle. Yaylar olurdu. Onların üstünde hortumlar olurdu. Satardık biz. Onun üstüne oturdum. Babamlar melemen yiyordu. Ben de yemeye başladım. İşte o gün bugündür sanayiden bir düştüm. 2021'e kadar sanayideydim. 7 yaşına Kaman'dan geldik. Batıkent İlköğretim Okulu'nda okudum. Sonra çıktık Kardeşler Kooperatifine gittik. 4. katta oturuyorduk. Sobalı bir ev. Aşağı in. 12-13 yaşındasın. 2 tane kova. Belin kırılıyor. Yukarı çıkarıyorsun. Güğüme su koyuyorsun. Yıkanıyorsun. Kocaman bir Hacı Şakir'in. Benim yaşımdaki çoğu arkadaş zaten böyle yaşadı. O zaman nasıl mutlu muyduk? Daha iç içeydik, daha aileydik. Bir Ramazan geldiği zaman sahura kadar hep beraber oturup aynı döşekte yatan arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, akrabalarımız vardı. Ticaret hayatını zaten babamızın yanında öğrendik. Biz 1996'ya kadar Tofaş parçası sattık, yedek parçası. Çok tatlı, güzel paralar da kazandık. Sonra çok büyük bir Subaru servisi ve showroom'u açtık. Sonra ikinci yeri açtık, sonra üçüncü yeri açtık. 97'den sonra yarışçı bir babamız oldu. Ona merak sardı. Bir Subaru yaptı, iki Subaru yaptı. Araba getirtirdi özel uçaklarla falan. Müşterilere araç yapmaya başladık. Bütün Subaru parçalarını aldık, derledik, topladık. Hepsini bir depo gibi bir yer düşünün. Çok böyle hangar gibi. Oraya kaldırdık, istifledik. Bir nevi hurdacılık yaptık. Sonra 2000 krizinde açtığımız ne varsa hepsini kapatmak zorunda kaldık. Krize kadar her şey Alice Harikalar diyarıydı. Sonra o diyar bitti. Bizim kendi diyarımız başladı diyelim. İşte askere gittik geldik, evlendik derken 23 yaşında marşa bastım. Bismillah dedim. İlk bir teneke Arap sabunu aldığımda 10 lira falandı. 8 liraya araba yıkamaya başladım. 40 TL'ye pastacı daha çeken abiler vardı. Onlar geldi dedi ki biz çekelim senin müşterilerin arabasına. 40 liraya çektiriyordum, 80 liraya satıyordum. Sonra adam beni bir hafta sonra bıraktı. Sonra ben gittim hırdavatçıdan pastacı daha makinesi aldım. Pastacı daha aldım. 80 lira falan tuttu. Kendimi öğrendim. İlk bir o zaman babam da hatırlıyor. Bir tane Honda Accord yapmıştım 200 TL'ye iç dış boya koruma. İnanılmaz para. Çünkü zaten 8 liraya 10 liraya araba yıkıyorsun. 200 liraya bir anda alınca böyle çok güzeldi. Sonra tabii ki bunu geliştirmeye başladım. Pastacılığının yanına cam filmi. 6 ay sonra morarırdı filmler. Kabut filmi diye böyle plastik bir poşet gibi bir şey yaparlardı. Onlarla böyle başladık. Yaşında benim bir internette bir hikayem var. Sahibinan.com'dan birkaç tane arkadaşla tanıştım. Adamlar araba parçası koymuş. O parçaları aradım. Adamlar dedi ki biz bunları Suriye'den getiriyoruz dedi. Benim bir tane Peugeot 206'm vardı. Adamlarla ertesi gün tanıştım. Merhaba merhaba. Biz Suriye'ye gittik. 11-12 gün sonra geldim ben. Ürdün, Suriye, Şam hepsini gördüm.
Sonra bir tane Subaru Impreza'm vardı. 2000 motorlu. Hava akşimetresi olmayan, doğru düzgün gitmeyen bir usta geldi. Dedi ki ben dedi aracın dedi farını istiyorum dedi. Hangi farını dedim? Sol farını istiyorum. Bir de dedi bana sağ kapı camı lazım. Bir de dedi cam su bidonu lazım. Var mı dedim? Var abi dedim. Nerede dedi? Arabanın üstünde dedim. Nasıl ya dedi. Sıfır parasını onları sattım. Arabaya bindim. Şam'a gittim 27 saatte. Farı olmayan, sağ kapı camı olmayan, cam su bidonu olmayan, Ağustos'un sıcağında böylesi bir arabaya binip gittim. Arabayı 4 günde komple baştan aşağı yaptırdım. Yaptırdıktan sonra buraya geldim. Arabanın üstüne güzel bir kar koyup geri tekrar sattım. Sonra bir gün dergi karıştırırken oto haberler falan vardı o zaman. Böyle YouTube falan pek bilmezdik. Bir baktım araçta tavan kaplama var. Onu gördüm. Dedim bu neymiş ya dedim. Biraz araştırdım falan. Adamları aradım. Adamlar çok ciddi rakamlar söyledi. 4-5 bin lira folyo para istedi. Sonra numuneler geldi. Gelen numunelerin arkasından bir baktım. Marka yazıyor. Markadan hemen distribütörü buldum. 5 liralık şeyi 1000 liraya bize sattılar. İlk arabayı 1200 liraya kapladım. 2009 Ekim ayıydı. Beyaz bir Subaru. 10 günde kaplayabildik. İkinci arabam 645'ti. Siyah mat siyah yaptık. 1500 liraya kapladım. Üçüncü arabam yine aynı şekilde bir Audi A5'ti. Onu kapladık mat beyaz. Sonra hikaye bir başladı. 39 yaşında borçlandığım evim. Çok şükür 41 yaşında evim bitti. Sonrasında yeni bir iş yeri Beytepe'ydi 2,5 kilometre arasında. Bu hayali de gerçekleştirdik. Bir yılda ona uğraştık. Ne yapalım yeni bir hayal katalım dedik. Baran Baranlı'ya güzel bir proje arabası yaptık. Sevgili dedesi Gürsel Baranlı dedi ki benim arabayı sana dedi veriyorum Baran. Biz de baba olarak modifiye ettik. Plakasında BRM aldık. Doğup büyüdüğümüz yerler derler ya. Doğduğun yer bir de doyduğun yer. Doyduğumuz yerlere geldik. Aslında çok farklı araçlar vakti zamanında yaptık. Yani örnek veriyorum biz Swarovski yaptık. Herkes dedi ki o biz de yaparız. Gittiler kumaştan yaptılar. Boşuna yaptılar. Ben cam taştan yaptım. Bütün haberler, kanallar hepsi patladı gitti. Mesela M4'ü aldığımda şeffaf kaplama daha çok popüler değildi. M4 aldık, iş yerine çektik, fotoğrafı attık, şeffaf kapladık. Bir anda şeffafta sıra olmaya başladı mesela. Çok enteresan. Ve herkes şeffaf kaplamaya başladı. Babam Gürsel, ben Mustafa, Güroğlu bizim birader. Böyle. Sonra ne oldu? Güven memnuniyet garantiye çevirdik. Babam emekli oldu. Güroğlu başka bir iş yapmaya gitti. Ondan sonra katılımlar başladı. Gerçek modifiye garajı. Gelen memnun kalır. Geldim memnun kaldım. Ankaralıca böyle birçok isimler başladı. Bence bunu parlatmak tabii ki dışarıdan baktığınız zaman çok hızlı konuşuyoruz. 45 dakika veya belki de 40 dakikaya bir hayatı sığdırmaya çalışıyoruz. 43 yıllık bir hayatı. Ama öyle kolay değil. Ben ağladığım geceleri de bilirim. Aç kalıp uğraştığım zamanları da bilirim. Yollara düştüğüm zamanları da bilirim. GMK garajdan geliyorum dediği zaman karşıdaki usta diyor ki abi onlar pahalıcı. Evet ben pahalıcıyım. Bu da benim çok hoşuma gidiyor zaten. Sen ucuzsan benlik bir şey yok. Ben burada 100 bin euroya araba yapıyorum. 50 bin euroya araba yapıyorum. Evet. 8 liraya araba yıkayan Mustafa Baranlı 2 milyon araba teslim ediyor. İşte hayat böyle. Biz kişilere özel araçlar yapıyoruz. 24 cam takıyoruz. Brabus body kit takıyoruz. Topkar yapıyoruz, tek harf yapıyoruz. İşte 15 bin euroya egzoz takıyoruz. Şöyle düşünün, ihtiyaçlardan sonra ihtirasların başladığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Birçok güzellik merkezi var. İnsanlar sürekli kendiyle meşgul olmayı çok seviyorlar. Ve güzellik merkezleri çoğalıyor. Bizim iş de çoğalmaya başlıyor. Yaklaşık 5 bin dolar ile 25 bin dolar arasında jant var stoğumuzda. StarTech ve Brabus zaten beraber bir firma. Brabus özellikle Mercedes firmasının muhteşem detaylarını yapan, yıllardır herkesin bildiği bir marka. Türkiye distribütörü Aykut Karan, F355 ailesi. Biz de alt bayisiyiz. HR Jant markası yine ABT'de Volkswagen grubuna çalışıyor. İşte biz transporter yaptık. İşte Audi RS'ler onlara çok fazla performans ürünleri getiriyor. Limitli araba istiyor, limitli araba yapabiliyoruz. Türkiye'de işte bir tane istiyorum. Dünyada 30 tane limitli body kitler sattı, hemen alıyoruz. Performans paketi istiyor. 10.000-12.000 euroya performans paketi takıyoruz. Kimsede olmayan renk istiyor. Limitli renk yapıyoruz. Bu sayede ne oluyor? Keyfek eder, zevke iş yapıyoruz. O da bizim tamamıyla işimizin fazla fazla olmasının çok şükür en büyük şeyi bu. Yani ihtiyaç işi yapmıyoruz. İhtiras işi yapıyoruz. Benim çok büyük bir hayalim kalmadı. 2 kilometre uzakta bir evim. İçeride serveti derya, iki tane evladım ve eşim. Çok şükür helalimden bir kazancım. İnsanlar el alem ne der için yaşıyorlar.
bu çok saçma bir şey. Elanem ne der? Ne derse desin, bana ne? Yani itibar ticaret hayatında en büyük bence servet ol. Tek telefonla her şeyi yapabiliyor musun? Yaptırabiliyor musun? Tek telefonla araba alabiliyor musun? Hiçbir şey. Mustafa'cığım tamam ya, sen hallederiz abi. Öptüm. Bu. Birinden söylüyorsun. İtibar bence bu. Bir seni böyle sevsinler. Tecrübe insanın kendine kattığı en güzel, mükemmel servetlerden bir tanesi. İtibardan sonra. Çünkü tecrübe kattıkça kendine güzel güzel kendini geliştiriyorsun ve geliştirdikçe de mükemmel derecede yaptığın işi farklı hallere getirip güzel şekilde satabiliyorsun. Ben çok farklı bir iş yapmıyorum. Ama ben çok farklı bir yerdeyim. Herkesin yaptığı şeffafı ben de yapıyorum. Ama çok fazla farklı şekilde müşteriye sunum yapıyorum. Ama herkes bunu farklı şekilde algılıyor. Bunu işte pahalı olarak görüyor. Yeterince para kazanmıyorsan ben sana pahalı gelirim. Dünyanın neresinde kaç tane Messi var, Ronaldo var? Birer tane var. Schumacher'den bir tane var. Onlardan 10'ar tane olsaydı bir anlamı olur muydu? Biz de bu iş için yaratılmışız. Allah bize böyle bir görev vermiş, böyle bir ekmek, rızık vermiş. Biz de böyle gelmişiz, böyle gideceğiz. Austin ile buranın arasındaki fark derseniz tabii daha yüksek tavanlı, daha farklı bir konsepte olduğu için arabalar daha niş ve daha güzel duruyor. Zaten bu işin püf noktası sunum. Yani otomobil geldiği zaman koltuk kılıfını, anahtarını, vites topuzunu, direksiyonunu biz sarıyoruz. Önce temizliyoruz. Müşteri teslim edilene kadar, arabayı verene kadar kimse ellemiyor. Ne zaman müşteri oturdu, otururken hepsini kaldırıyoruz. Müşteri en son dokunan müşteri oluyor yani. Alıp ve gidiyor. Ve hayat böyle işte bak. Bunun bir büyüğüyle başladı hayat. Babalarımız bizi böyle bunların büyüklerinin üstüne oturtturarak. Sandalye mi vardı? Gel oğlum otur diyordu. Şuradan menemen ye diyordu. Böyle devam ettik. Bazen ben de düşünüyorum. 8 liraya araba yıkıyorduk. 12 lira oldu. 12 liraya araba yıkıyorduk. 15 lira oldu. 15 liraya araba yıkıyorduk. 25 lirada araba yıkamayı bıraktım. 1000 lirayla bu işe girdim. 1000 lirayla girdim. Bu işte şu anda inanamayacağım güzel. Hani maddiyat bir yere kadar evet güzel yapıyorsunuz ama yaşadığınız has, aldığınız o güzel içinizdeki o hissiyat mükemmel bir şey.